Dostlarım selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu desteği yaparken özellikle şuna dikkat ettim. Bildiğiniz üzere ben izleyici desteğiyle oynamaya özen gösteriyorum. Ve yorumlarda gördüm ki biri Nami istemiş, diğeri de demiş ki abi Master Yi oynar mısın? Sonra şöyle bir düşündüm. Yeni Yama'dan sonra Master Yi ve Nami bayağı iyi durumda. Bayağı iyi durumda. Üstelik Master Yi tam istediğim kıvama gelmişken neden ikisini birleştirip oynamayayım dedim ki bence iyi de yaptım. Ve desteği oynarken aşırı keyif aldığımı anlatamam yani size dostlarım. Bu arada desteği tanıtmadan önce kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Bu like'lar, yorumlar, dislike'lar benim için gerçekten değerli ve hani sizin sayenizde hani bir ivme kazandım. Biliyorsunuz ve hani bunun sizden ricam biraz daha devam ettiriyor olmanız. Hani bu sizin maksimum 10 saniyenizi alır ama beni inanılmaz öne götürüyor. Hani bu yüzden yaparsanız benim için çok tatlı olur. En azından bir like, dislike. Hani bunlar gerçekten benim özenle baktığım şeyler. Çünkü mesela yoruma bakıyorum. Eğer hakaret içermiyorsa, saygısızlık içermiyorsa hani elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. İşte eğlenmeye çalışıyorum. Size olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum ki izleyici desteklere odaklı gidiyoruz bildiğiniz üzere. Hani metada biraz yer edinenlere öncelik veriyorum. O ayrı bir konu ama hani dislike'larda da arkadaşlar diyorum ki bu videoda biraz daha böyle yeni şeyler bulmam gerekiyor tarzında işte düşünüyorum ve hani ona göre şekillenmeye çalışıyorum biraz. Bu yüzden arkadaşlar hani bu arkamda olduğunuzu hissedebilmem için, bana destek olduğunuzu hissedebilmem için like atmayı, yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Hani her türlüsünü açım, yeter ki yapın ve abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ben normalde böyle şeyler istemem. Hatta 700. videoda falanız yani. İlk 500 videoda istememişim. Herhangi birini açıp bakabilirsiniz dostlarım. Hiç problem değil yani. Ama şu sıralar harbiden ihtiyacım var. Çünkü Runeterra'nın durumunu biliyorsunuz ve geçiş yapmak biraz zor. Şimdi hazır geçiş demişken yavaştan desteğe doğru gidelim değil mi arkadaşlar? Şimdi dediğim gibi deste Master Yi ve Nami destesi. Aslında deste inanılmaz basit. 3 temel şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yerde kesinlikle Nami'nin, Filo Amirali Shelly'nin ya da Master Yi'nin üçünden birinin mutlaka bulunması gerekiyor arkadaşlar. Neden? Master Yi normalde 3 manaya 2'ye 4 bir üniteydi ve bize diyordu ki elindeki her büyünün bedeli bir azalır. Akışta da bütün Master Yi'ler artık kazanır. Artık 2 manaya 1'e 3. Yani daha erken oynayıp daha pahalı kartları daha erken oynayabileceğiz. Yani mesela bir büyünün bedeli biraz azalıyor ya, en yüksek değil ama elimde diyelim ki 10 manalık bir büyü var değil mi? 9'a düşüyor mesela. Beni bir tur öne geçiriyor gibi gibi böyle böyle devam ediyor ve her şeyden öte level atladığında arkadaşlar direkt clear sağlıyor bize. Direkt temizlik sağlıyor. Niye? Saldırdığında en güçlü düşmanı direkt öldürüyor. Hani kendisi vuruyor. Zaten 12-13 hasarı oluyor. Örnek veriyorum, en güçsüz Mordekaiser olsun. Direkt öldü yani. Hiç cevap bile veremiyor arkadaşlar. Bu bakıma inanılmaz güzel bir şey. Üstelik kendi büyüsü olan Master Yi'nin vücut stili de 2 büyü geçiyor. Akışı sağlamak için de güzel. Bunu zaten kendimiz koyduk. Bu DDoS 1'e artı 2 veriyor. 1 manaya tekrar oynamamız için de meditasyon sağlayıp bu defa da artı 2 can sağlıyor. Şimdi bunun Nami ve işte Shelly ile ne alakası var? Nami ablam da diyor ki bak arkadaşım, hareketsiz olmayan en güçsüz DDoS 1'ime artı 1 verirsin. Aslında bu artı 1 vermek çok İyi bir şey değil gibi gözüküyor değil mi? Ama olaya bakın şimdi. Olayın rezaletliğine bakın, tamam mı? Level atladığında 6 bir oynadıktan sonra, özür dilerim, önceden 6'ydı artık 5 oldu çünkü bu. 5 bir oynadıktan sonra, yani sadece 2 Master Yi büyüsü oynadıktan sonra arkadaşlar, totalde 4 büyü yapıyor çünkü. Nami direkt level atlıyor ve diyor ki hareketsiz olmayan diğer en güçsüz dost birime artı 2 artı 1 veriyorum. Bu ne abi? Ve şimdi işin daha komiği, Filo Amirali Shelly. Diyor ki her iki boy bir oynadığında diğer dost birimlere artı bir artı bir kazandırır. Benim destemdeki bütün kartlar güçsüz. Mesela Vasna öğrenci bir manaya bire bir. Ama geri gidiyor. Yani vuruş yaptığında elime geri geliyor. Sıyrılgan oluyor ve Shiron rüzgarı ile kart çekebiliyorum. Güzel. Geri çekil koruma amaçlı. Vücut stilini anlattım. Kritik seçim aynı şekilde artı 2 hasar ya da artı 2 can vermek için. Şimdi mercan kayalı değil mi? Bak 2 manaya 1'e 3. 1'e 3 falan değil bu arkadaşlar. Bu 8'e 10 falan. 8'e 11 falan, işte 9'a 12 falan olarak düşüneceksiniz bunu. Neden biliyor musunuz? Ondan sonra yani hani bu kartların vereceği güce bakar mısın sadece buna ve bu bana bir manalık bir büyü oluşturuyor. Uyumlama sağlıyor. Uyumlama da kısaca şu: çağrıldığında bir büyü manını doldursun. Yani sıradaki büyü kartının direkt oynamanı sana sağlıyor. Bedava bir tane büyü veriyor. Ücretsiz.
Gayet iyi. Ses dalgası da hakeza yine iki büyüden oluşan bir kart. Rakip çeker ve artı iki veriyor. Akış yine gerçekleşti. Bunun dışında Joskun, Vikras ve aslında bizim temelde oynayacağımız şey yine Tombiş Bolombalı olacak. Çünkü Flo Amireli Şeli ile genelde arkadaşlar Vikras'a ve Tombiş Bolombalı'na buff veriyor olacağız. Çünkü en güçsüz bunlar. Tombiş Bolombalı'nın 8 mana olduğuna falan asla bakmayın. Her bir oynadığında bedeli bir azalıyor ve elimizdeki bölgelere ait 1 manalık rastgele bir büyü oluşturuyor. Bayağı iyi. Yani bunu 0 manaya oynuyorsun zaten. 7-8 tane büyü oynuyorsun abi. Ve bunu durmadan oynayabiliyorsun. Bir de bunu buff verdiğinizi düşünsenize, sıyrılgan. Yani karşınızda duramıyor adamlar. Yerde sadece bu ikisi olsun. Bir de şeyli olsun. 2 büyü oyna. Direkt kaç oluyor ya? 2'ye işte 3 olsa bu. Ondan sonra 3 de bu olsa 6, 7, 8, 9 hasar. Tekte yani. Ve bunu kolay kolay bloklayabilen biri olmuyor. Ve her şeyden öte metadaki Teemo destelerin, sıyrılgan destelerin içinden geçiyor bu deste arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim size. Bir de yerde Nami olduğunu düşünseniz artı 2 artı 1. Şuna durmadan artı 2 artı 1 veriyorsun. Ya da Vikras'a durmadan artı 2 artı 1 veriyorsun. Fakat bu destenin güçsüz bir tarafı var. O da elinizdeki kartlar çok hızlı bitiyor arkadaşlar. Hani kart çekmeye ihtiyacınız var. Vikras'ın oynanmasının sebebi de bu aslında. Akış oluşturuyor ve akışkan arkadaşlar bir neydi o hatunun adı? Nilah kartıdır, tamam mı? Zaten Nilah görselde görebilirsiniz. Bir mana iki kart çekip hayali geçici kazandırıyorsun. Yani o tur oynamak zorundasın ama iki kart bile çok şey fark ettirir. Yani çakma bir agro ile oynuyoruz ama deli gibi güçlenen bir agro ile oynuyoruz. Tur 5'te, tur 6'da oyunu bitirebilecek orta oyun öncesi bir agro ile oynuyoruz. Yani orta oyun agro karışımı bir şey diyebiliriz. Burada orta oyun dememin sebebi de şu: dümdüz agro değil arkadaşlar. Savunma odaklı bir deste. Bu yüzden orta oyuna kadar uzayabilen bir deste. Agro olsaydı tur 5'e kalmaz, oyunu çok rahat bitirirdik. Ve bahisleri alalım da burada bizim için güzel. 2 kart çektirip 1 manaya 2 mana yenilenmemizi sağ özür dilerim. 1 manaya 1 mana yenilenmemizi sağlayan harika bir kart. Bizim her tur en az 2 büyü oynamamız gerekiyor, tamam dostlarım. Akış gerçekleşmesi için. Ve bu da bunu sağlıyor. Yani Master Yi'den de bu sayede verim alıyoruz. Bunu 4 manaya oynarsak totalde 3 manaya falan düşmüş oluyor bu. Gibi 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 diyebilirim size. Değersiz ruh da yine savunma amaçlı. Bedeli 2 azalıyor. Bir birim ya da yer kartını geri gönderiyor. Bu bizden de olabilir, karşıdan da olabilir. Çok güçlü bir şey gelirse oyunu uzatabilmek için yaptım, koydum. Açıkçası kusura bakmayın arkadaşlar. Avuç darbesi stun biliyorsunuz. 4 manaya stun atıp ejderin kuyruğunu çağırıyor. 3'e 2'lik kartı yatsıma bir tane koydum. Burada dediğim gibi erken aşamayı güzel atlatmamız gerekiyor. O yüzden yapma bebodan daha çok koymayı tercih ettim. Bu da 3 ya da daha az olan hızlı ya da yavaş büyüleri durduruyor arkadaşlar. Zaten hani tur 4'e tur 5'e kadar çok da böyle amış an büyüler oynamıyorlar bu desteğe karşı. Güzel. Şimdi yere bak, yere daha fazla ünite koyabilirdik aslında dostlarım. Bu arada geri çekildi anlatayım. Artık Master'ı falan hani 2'ye 1 yapıp akışı sadece bununla şey yapabiliriz. İntikama karşı falan mükemmel bir kart. Şimdi şeye geri gelmişken, çifte belaya geri gelmişken şundan da bahsedeyim. Ne olursa olsun desteğe ünite koymanız sizin için zarar arkadaşlar. Tamam mı? Sürekli büyü olması gerekiyor elinizde. Çünkü o akışın gerçekleşmesi ve Nami ile buff vermeniz gerekiyor. Mantık şu: yere ünite koyup durmadan kendi kartlarını bufflayarak güçlendirmen gerekiyor. Yani o size gösterdiğim 4 temel kart, özür dilerim, 3 temel karttan biri olmalı ve geri kalan 2 kartı, Vigras'ı, Mercan Kayalıklarını ve Tombiş Balonbalarını durmadan bufflamamız gerekiyor. Bizim bütün olayımız bu. Yani Mercan Kayalığı yine önemli değil ama olsun, okey. Şimdi çifte belayı da niye istiyoruz? Oyun uzatmak için arkadaşlar. Bir büyü karşılığında 2 ünite alıyorum. 3 manaya. Gayet iyi. Bunun içinden her türlü 1 manalık kart çıkabilir. 2 kartta çıkabilir. 0'a 3'lük kartta çıkabilir. Ki canı yüksek olan kartların çıkması bizim için daha iyi. Çünkü zaten Nami ile o buff'ı sağlıyor olacağız. Okey. Umarım anlatabilmişimdir size desteği. Anlamışsınızdır diye de düşünüyorum. Destede değişiklik yapabilirsiniz. Ben temelde böyle oynuyorum. Ama dediğim gibi üniteyi az koyup koruyabilme odaklı gitmeye çalışın dostlarım. Mesela ben şunu koymadım ama eğer siz dönüş olması lazım. Ha, bunu koymak isterseniz koyabilirsiniz. Bir manaya bir üniteyi eline geri almak ne demek? Ya da bunu koyabilirsiniz. Bedeli bir olan rastgele bir takipçi çağırmak koyabilirsiniz. Bir dakika, ekipmandan bir şeye bakacağım. Yeni aklıma geldi. Aslında bak, bundan koyabiliriz ama yerde ünite olmadığı için çok mantıklı değil. Tamam, boş verin. Boş verin.
Piltover'la oynasaydık olabilirdi hemen. Okey. Umarım videoyu beğenirsiniz dostlarım. Hani abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunu tekrardan hatırlatayım. Hadi yavaştan videoya geçelim. Karşımızda şimdi Poro Kral ve Yuumi var. Bu matchup rezalet bir matchup. Gönder. Şu elimizde kalsın, diğerlerini gönder. Neden rezalet bir matchup? Ünite odaklı değilim ve yerde savunmam yok arkadaşlar. Ve bu adam yere deli gibi Poro düşecek. Üstelik birer mana yapacak bunu. Pas geç. Akışkan muhabbeti güzel bu arada. Pas geç. Mercan kayalığı canlıları da güzel. 2 manaya 1 mana. Şey 1'e 3 ve üstelik bana bir büyü daha oluşturacak. Bayağı iyi. Paralı dövüş mükemmel ötesi bir kart. 1 manalık bütün büyüler benim için güzel arkadaşlar. Saldır. Kesemez. Elinden ne kadar poro alırsam benim için o kadar güzel. Büyü kalkanı bir tık bizim için problem. Onun da çözeriz gibime geliyor bir noktada. 2 manaya oy oynayabilecek bir şeyim yok derken bir mercan kayalığı daha gelmesi güzel oldu. Gel bakalım. Burada var ya, bir Nami çeksek aşırı tatlı olabilir. Şöyle yapacağız. Buna Çakar Almaz'ı direkt atacağız arkadaşlar ki büyü manamız gitmesin. Biraz daha az hasar almış olalım. Bunu ve bunu blokleyeceğim. Bir hasar çıkartsın. Ne kadar az hasar benim için o kadar iyi. İyi değil, mükemmel. Vasta'yı öğrenci güzel ama burada sanırım İkisini birden oynayacağım. Vasily öğrenci artı Coşkun Vikras gelmeli. Aslında bak, bunu oynayıp geri göndersem daha mı tatlı benim için? Kart draw'u alırım. Coşkun Vikras da gelsin. Büyü manam yine boşa gitti. Ama akışkan alacağım ve bu tur 3 hasar çıkarmak istiyorum. Saldır. Bunu oynamasam da olurmuş bu arada. Büyük ihtimalle diğer tura Poro kurabiyesi var bu adamın. Takasa sokmadığına göre. Pas geç. Ama max bir tane oynayabilir değil mi? Ve ben bunu ve bunu koruyabilirim. Ki korurum da yani. Demiştim var diye. Bunu vermeyeceğiz arkadaşlar. Bu bunu, bu da bunu bloklayacak. Bu kadar kilitli. Şimdi Filo Amireli Şeli benim için tatlı. Sıyrılgan ünitenin her zaman gitmesi gerek arkadaşlar. Gel. Şimdi bu her iki büyü oynadığımda yerdeki bütün dost birimlere artı bir artı bir verecek. Yani durmadan büyü oynamaya çalışacağım ki sadece bunun sayesinde bile aslında istediğim çok fazla şey yapabiliyorum gibi. Mastery mükemmel bir kart. Gel. 1'e 3 şu an bunu geçemem. Paralı dövüş. Şöyle bir saldıralım dostlarım. Mastery ile direkt clear atabilirim bu arada. Shinon rüzgarı. Gel abi. Yani deste odaklı destelere karşı çok güçlü olmamamız bizi aslında biraz sıkıntıya sokuyor. Ve burada sanırım şöyle bir şey yapmayı tercih ediyor olacağım. Bunun büyük halkanını almak ister miyim ama? Hadi böyle yapalım. Herkese ekstradan buff vermesi işime yarayabilir. Büyük halkanı gitmesi şu an bir tık daha değerli. Yerde bir tık yeteri kadar bloğum var gibi geliyor. Mastery'yi eğer oynayabilirsem, level atlatabilirsem canını yakarım. Ki zaten vücut stilinden bunu her şekilde koruyup buff veriyor olacağım. Akışkan harika bir olay. Ya yani bir mana iki kart çekeceğim. Geçici kazanması umurumda bile değil. Hadi bakalım yap hamlenim. Şundan bir tane daha vursak tadı yenmez ama. Akışkan geliyor abi burada. Avuç darbesi muhabbeti güzel. Ulan Filoamir ilişkili bizim için daha değerli arkadaşlar. Bak bu bir de artık birbirlerini durmadan buff verecekler. Şimdi kanka sen bunu, sen bunu, sen bunu, sen bunu, sen de bunu bloklayacaksın ve kilitle diyeceğim. Vücut stilinde mana bekletiyorum. Bir sustur daha geldi galiba. Ama hangisine? Artı 3, artı 3 mü verdi? Şimdi 2 böyle versem, 2 böyle versem 4 ediyor değil mi? 2, 3 oluyor ama. Üzücü. Mastery'in gitmesi fena. Ama şöyle bir şey var. Bunlar buff vereceği için sıkıntı olmayacak değil mi? Yani ben şöyle yapmalıyım. Buna artı 2 vermeliyim. Buff almalı. Gördüğünüz gibi. Ardından buna bir artı 2 daha vermeliyim. Bunlar yine buff almalı ve artık bu buff muhabbetinde kesinlikle ben kazanmalıyım. Yerde sadece 3 kartı kalacak. Elinde 2 kartı var. Bu artık bedava, bana elimdeki bölgelerden bir büyü daha verecek.
Güzel. Master Yi'nin büyüsünü saymadı ama sıkıntı yok. 6'ya 3. Burada önce bahisleri alalım, oynamak daha mantıklı. Gel bakalım bahisleri alalım. Bir filo amireli şeli daha ha. Bak burada sadece bunu yapacağım. Deli gibi buff aldı. Vurduğu anda level atlıyor. Dümdüz saldır kanki. Ek bir şey yaparsa değersiz ruhum var. Level atlamış Master Yi bunlarla geçemez arkadaşlar. Ki 4 tane sıyrılganım var. Bloklanamayacak derecede olan GG, VP, S kankam. Kendine çok iyi bakıyorsun. Seni seviyorum. Bu arada like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bu tarz içeriklerin gelmesi için de istediğiniz desteği mutlaka yoruma yazın. Bu desteğine bir el daha girelim. Valla karşımızda şimdi sağlam bir agro var. Elise ve Tra'ya karşı oynayacağız. Bunu. Değersiz ruh mutlaka elimde kalmalı. Neden? Neden? Abi bir anda herhangi bir ünitesine artı 8 artı 4 verebilir ve buna ihtiyacım olabilir. Bunun 2 mana olması bayağı iyi ya. Valla Master Yi'ye gelen bu... Bence bu bir buff, bu bir nerf değil. Önceden 3 manaya 2'ye 4'tü. Şimdi 2 manaya 1'e 3. Ya gayet daha iyi. Yani hem mana şeyden kartlardan verim alıyoruz. Hem türevi türevi şeylerden verim alıyoruz. Bu tür mercan kayalığı oynayacağım. Zaten hiçbir şekilde bunu blokleyemiyoruz. Bana bir büyü ve bir mana daha versin. Bu da bir manaya geliyor bu mantıkta. Bu bir uyarıdır, gayet güzel bu arada. Bunu çekip kesebilecek bir şeyim var mı? Karşılaşmayı geç. Master Yi gelsin. Eğer bunu çekip kesersem arkadaşlar verim alacağım. Bana bir kart daha verecek. Yani bu kart bayağı iyi. Yap kanki hamleni. Öldü. Burada artık bir tık mecburiyetten buna artı 2 vereceğim. Bu sayede bununla kesemeyecek. Ama ruh hasadı hala atabilir gibime geliyor. O yüzden dümdüz saldır. Hasar çıkarmış olmam da tatlı. Ruh hasadı da geliyor. Sömürü hasarı geliyor. Tamam. Bir 3 hasar daha alacağız gibime geliyor bu arada. Vallaha sıfır mana vücut stilim. Bal kaymak. Bunu buna veririz. Master Yi değil sonuçta. Bunu bloklar. Buna da can veririz. İçinden geçeriz. Elis. Gel abim. Bir mana, bir büyü manası daha. Ekstra bir mana daha. Safra at verme işte kardeş. Kardeş safra atı verme işte de. Şöyle yapacağım. Sen bunu. Tamam mı? Kritik seçimi de buna ver. Elinden al. Elis ölmeli ya. Bu bebelerden verim alması iyi değil. Master Yi 4 oldu. Gayet güzel. Gayet bebeksi. Pas geç. Şu akışı bir sağlasak bal kaymak olur da geri çekil harika bir kart. Bunu önce bir oynayalım. Akış gerçekleşmediği için buna buff veremiyor olmak beni gerçekten üzüyor tabii ki. Şimdi bu bir uyarıdır. Buna verelim. Çekip keselim. Diğer tür vücut stilini oynayacağız artık mecbur. Dur yanlış yaptık. Gel bakalım. Bir kart daha drawlamak işime gelir. Filo amireli şeyle bal kaymak. Bunu oynayacağım. Akış gerçekleşsin de hasarı artsın diye. Pas geç. Geri çekilim olduğu sürece korkmama hiçbir şeye gerek yok gibi duruyor. Güzel. Güzel değil, mükemmel. Bir Master Yi daha çektik. Master Yi ile bloğa... Aa, bunu var ya o kadar zamandır görmüyorum ki. Şöyle yapacağız. Sen bunu blokleyeceksin. Sen bunu. Neden böyle yaptım? Elimde bir Master Yi daha var. Bu tur ama filo amireli. Şeyli oynayıp sadece salacağım arkadaşlar. El bu şekilde kalmalı. Ardından Master Yi oynayacağım ve bu bebe buna deli gibi buff verecek. Bunların ne yaptığının hiçbir önemi yok çünkü Master Yi falan level atlayacak. Ve koruyabiliyorken sonuna kadar koruyacağımdan da emin olabilirsiniz. Gel kanki. Şimdi bununla kart çekeceğim. 3 manam geri kalacak. Bir artı 2 artı 2 daha. Mahvetti bizi şu an var ya. Bahisleri alalım gelsin. Vastığı öğrenci. Tombiş balon balığı kaçta? 3'te. O zaman bunu oynarsam 2'ye düşüyor. Hadi bir de sen gel. Safra atı bana oynatacak ya. Ben bir şey demiyorum. Vallahi hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Tamam dümdüz saldır abi. Bir vuruş daha yaparsa level atlıyor.
Şimdi şu elime geri gelecek ama ya bu saatten sonra fark etmiyor. Master Yi saldırdığı zaman alfa vuruşu yapıyor arkadaşlar. Diyor ki en güçlü düşmana hemen vuruyor. Direkt kesiyor yani. Hiç acıma. Şu bu falan filan. Yok. Duru bitir. Şimdi bunu elime geri alıp ardından tekrar oynayacağım. 8 hasarı var. Şu an Tra ile teke tek atabilir. Ek bir hamle yaparsa yapma bebom var. Güzel. Çok güçlü bir şey oynarsa değersiz ruhum var. Güzel. Yerde blok olsun diye bunu bir oynayalım. İntikam. Geri çekil. Gelsin. Ardından bir manaya geri oynayacağım için bu herkese yine buff atacak. İzleyin saçmalığı. Mastery geliyor. Bunlara buff verdi. Bal kaymak değil de ne? Shinon rüzgarı gelsin. Coşkun Vikras geldi bir de. Pas geçeceğim. Büyülere manam kalsın istiyorum. Hatta burada bir tane Safra at oynayıp herkese buff vermem yok mu? Hadi bunu gönder. Böyle yaptığın için beyefendi sana çok teşekkür ediyorum. Coşkun Vikras'ın geliyor. Şimdi burada herkese buff verme babından bu saçmalığı bir kere yapacağım. Safra at geliyor. Herkes buff'ını alıyor ve Sırılganlar gidiyor. Bak Dina gitti. O gitti. Bu gitti. Safra darbesi rezalet bir kart ya. Valla. Ama ağlamak yok. Şimdi Elise'ini tekledim. Elise'ini nasıl tekledim? Dümdüz böyle saldırdım. En güçsüz olanı saldırdı. Elise'ini elinden aldık. Full Sırılgan'la saldırdım. GG, VP, Ez dostlarım. Ne lan bunun ligi? 4. İntikam atıyor da kanki. Hadi buna vücut stili ver, tamam mı? Ya 6 mana ek bir şey yapamaz. Hadi buna bir de can ver. Herkese artı bir versin. Yine kazanalım yani. GG ve PS. Bir el daha girelim mi? Hadi girelim. Karşımızda şimdi Yasuo ve Jhin var. Arkadaşlar ebedi moda geçtim. Şimdi Mori neden ebedi moda geçtim derseniz de. Bunun çok basit bir sebebi var. Sürekli o Dez isimli arkadaşla karşılaşmaya başladık. Büyük ihtimalle beni tanıyor ve ghostluyor arkadaşlar. Hani 7 kere 8 kere falan aynı adamla denk gelmek de istemiyorum yani. Ki siz de hani benim burada dürüstlüğümü sorgulamaya başlayabilirsiniz. Dersiniz ki işte içerik çekebilmek için oynadığı adama bakın. Gibi gibi gibi. Bu yüzden ebediye geçtim yoksa standart derecede devam edecektim dostlarım. Gölge canavar geldi. Ben bunu hiçbir şekilde bloklamayacağım. Ve bu adamın da ek bir hamle yapamayacağını düşündüğüm için burada dümdüz Master Yi oynayacağım. Ve Master Yi elimdeki büyülerin bedelini bir azaltacak. Karşılaşmaya geç kankam. Ve Nami oynamak ister miyim? Bak 2 mana. Ki burada sanırım Nami oynamak benim işime gelecek. Bir büyü daha verecek bana. Bu sayede çifte belayı oynayabileceğim sevgili dostlarım. Aynı zamanda da buna ekstradan bir artı bir hasar verecek. Bu da kombolanınca güzel olacak. Bu adamın elinde 3-2-5. Umarım ünite oynar. Stun atmaz. Eklem bacaklı gözcü. Kuzgun sürüsü atacak buna dostlarım. Ölecek. O yüzden burada çifte belam gelsin. Verebildiğimiz buff'ı verelim. Jhin'le oynuyor. Kuzgun sürüsünde 1 manaya 4 hasar çıkartan harika bir kart. Arkadaşlar ebedi de olunca bu tarz şeyler oluyor. Eğer böyle yapmazsa sadece bu ikisiyle kilitler geçerim. 1 manaya 4 hasar da çıkartabilir. 2 manaya standa atabilir. Birçok şey yapabilir. Güzel bu arada eklenti meraklısı. Oluşturulmuş bir kart oynadığında artı bir kazanacak. İlk saldırıda her şey güzel sevgili dostlarım. Turu bitir. Ama manam kalmadı o ayrı konu. 4'e düşecek. Yasuo mu oynadı? Tak al elinden. Ama burada harbiden öyle yaptı ha. Gel. Bir büyü mana daha alalım. Konuşamadım. Bir büyü manası daha alıp zımbırtı yapalım. Şimdi burada yapacağım şey büyük ihtimalle tilt olacaksınız. Ama bunu yapmayı tercih ediyor olacağım. 2'ye 1 bunu bloklayacak. Bunu da bunun karşısına koyup kilitleyeceğim. Yaratılmış bir kart olduğu için gidecek. 2 manaya tekrar oynayıp bir büyü daha alıp bir büyü manası daha yapacağım. Hangi büyüyü oynadığım çok da önemli değil dostlarım. Yasuo vuramasın, Yasuo stun atamasın benim için yeterli. Aslında verdiği kart iyiydi. Master Yi ve Nami'yi koruyabilirdim. Ama değersiz ruh varken yapma gereği görmedim. Şaka gibi, mükemmel. Pas geç. Oynamamayı tercih edeceğim sanırım. Odaklamam. Bir manayı Cezira. Filo Amireli gelse. Hadi bu ikisiyle önce bir dümdüz saldır. Bakalım rakip ne yapacak. Vücut stiline falan bana bekletmek istiyorum. Max stun atar ya. Rastgele bir düşmana ya da Nexus'a 2 hasar vurursun.
Lan riske atmaya değer mi ki? Değmez. Vücut stilini koy. Hamle yapacaksa yapsın görelim. Pas geç. Yasuo'sunu aldık galiba elinden. Ama elinde stun olmama gitme ihtimali yok. Tamam hadi burada değersiz ruhu. Atalım mı ya? Atmayalım. Onun yerine meditasyon gelsin. Buff versin. 3'e 5, 4'e 5. Aslında bir büyü daha oynamam mı bakıyor? Hadi pas geç. Vuruş yapmak benim için yeterli ya. Valla. Bir canda kalması falan da problem değil. Lua bir şeriye oynamayı harbi isterim de. Ne bu? Peki burada ben değersiz ruhu buna atsam Namim level atlar değil mi? Ehe. Sanırım bunu yapacağım. Ölüyor mu? Ölmüyor. Çünkü ben kendim elime geri gönderiyorum. Şimdi Nami arkadaşlar artı 2 artı 1 verecek. Artı 2 artı 1. Bu kadar. Bir manalı bekletebilirdim ama problem değil. 4'e 4'e karşı 5'e 1'e oynayabilirim gibime geliyor. Hani bir mana ya da bir cevabı varsa zaten yapardı gibime geliyor. Hani bu kartı oynamak şu an çok da mantıklı bir hamleymiş gibi gelmedi bana. Ha ben belki hata yaptım ama ayrı konu. Ama yere blok koyabildiğim sürece sıkıntı yok bence. Ki oynayacağım da. Aa. Peki burada Nami'nin Jezreel'ini oynamalı mıyım? Hayır. Onun yerine Mercan Kayalığı gelsin. Bir büyü manası daha ve bir büyü daha. Çakar almaz. Herhangi bir şeye bir hasar verirsin. Bu Yasuo'yu nasıl geçeceğim acaba? Şu anlık Jezreel dışında kesebilecek bir şeyim de yok. Hem Vasta'ya öğrenci de gelsin. Bir kere daha pas geçerse pas geçerim. En güçsüz üniteme artı 2 artı 1 vermesi güzel. Buna artı 2 artı 1 verecek ve durmadan kart alacağım. Şeliği oynamamız lazım. Çatallanan yol. Sersem gitmeyi şimdi mi atıyor? Evet. Mastery gelse de bir işe yaramıyor değil mi şu an? Bununla bunu bloklasak. 4'e kaç alıyorum? 6 hasar mı alıyorum ben? Tam Master Yi gelsin. Bir cana düşmesi problem değilmiş gibi gözüküyor şu an. Tamam bu problemmiş gibi gözüküyor. Sen bunu. Kilitle. Aslında elde bir Nami daha var. Nami'ye oynamak daha mantıklı. Artı 1 ve ilk saldırı. Tamam. Bire bire verecekti bu arada. Pas geç. Vallahi bir şey diyeyim bak. Rakibi affedersiniz ciddiye almadım diye adam mahvetti benim. Kritik seçim. Az önce gelsen ne olurdu? Şimdi bunu oynayacağız. Büyüleri oynamak benim bayağı bir işime yarayacak. Artı 2 vereceğim. Üstüne 2 manaya düşecek. Bir büyü ve bir zımbırtı daha verecek. Buna buff vermeyi tercih edebilirim. Zaten artı 2 artı 1 vereceği için kendi başına güçlenecek arkadaşlar. Elinde 3 kartı kaldı adamın. Jin geldi. Dediğim gibi yapalım. Bir büyü daha verdim. 2 manaya düştü. Gel bakalım. Stun'ı varsa sıkıntı. Bir birime iki hasar verirsin. Şimdi bu tür bir şey yapmam gerek değil mi? Eğer böyle yaparsam bu da buff alıp bu da buff alacak. 7-5 12 hasar. 3 can kalıyor. Aslında bir manaya yok. Diğer tur bu Nami'nin cezirlerini oynamaya çalışacağım. İki büyü birden bana fark yaratabilir gibime geliyor. Geri çekil. Geri çekil mükemmel bir şey. Bunu mutlaka geri göndermem gerekiyor arkadaşlar. Yapsın hamlesini. Çakar almaz. Çakar almaz aslında çok da iyi bir kartmış gibi gelmedi şu an. Hadi bakalım. Yani sıyrılgan ünitelerden biriyle bu turu atlatmam benim için yeterli açıkçası. De bu rastgele bir düşmana rakibin Nexus'una İki hasar vuruyor arkadaşlar. Stun'ı kim yiyor? Çok merak ediyorum. Ben burada bunu yapsam 7'ye 4 oluyor değil mi? Elinde stun'ı yok demenin farklı bir yolu bu. 5'e 5 oluyor. Aynen. Level atlamaması için bir kere benim bunu bir yapmam gerek. Hadi bakalım. Stun atsa bile elime geri geleceği için buna buff falan vermesi gerekiyor. Ya da kesmesi gerek. 5'te 12.
Kesemez ki. Kritik seçimi olacak ve turbana geçecek. İki kartı birden harcıyor. Bak sen. Şimdi Nexus hasarı aldığı için stun mı yiyor? Peki ben burada buna artı 2 versem. İkisi birden buff alsa, değil mi? 5'e 7 falan filan oluyor. Ardından Nami'nin Jezreel'ini oynasam ve bana bir tur hakkı daha verse ki burada Jhin'in elinden almış oluyorum. Ve 0 manaya benim bebe bana geri gelecek. Tur bana geçecek. 0 mana olduğu için problem olduğunu düşünmüyorum. Vilufaunia atması garipti. Tur bana geçecek. Tekrar diyorum. Yerde blok çıkabildiğim sürece bir problem yok gibi geliyor bana. Şimdi Nexus'umu 2 iyileştirmeyi yoksa aynen bu arada Nexus'umu 2 iyileştirmek sanırım derken tombiş balon balığı gelsin safra at bir de ve bana saldırmıyorsun ha. Tamam 2 iyileştir buna tekrardan buff. Bunu oynayamamak bir tık üzücü. 4 kartı denize atmak mı? Tabii ki hayır. Çok kötü verdi bu arada. Ama iki büyük bakımından güzel. Elinde kart kalmadı. Jhin'i gittiği için sıkıntı yok. Ya biraz bala kazandık gibi hissettim. Bak gerçekten inanılmaz trolleyerek oynadım ama GGBPS bir el daha girelim mi girelim. Karşımızda yine Crimson Black isimli beyefendi var arkadaşlar. Bu defa Namim de var. Vasta öğrenci de var. Böyle bırakacağım. Vasta öğrenciyi erken bulmak güzel. Neden? Kart çekeceğiz şimdi. Bu kadar. Kart çekeceğiz. Bayağı iyisin çifte bela. Bir manalık iki rastgele takipçi çağırmak gayet tatlı bir olay. İki manaya bir sömürü hasarı verebilir. Bu adam sur da verebilir ki kaçınılmaz son. Direkt geldi. Devam. Nami'mi atmadı. Güzel. Atamazdı zaten. 4 olması gerekiyordu. Oo, Elis geldi. Pas geç. Bundan verim. Niye saldırmadın ki? Harbi niye saldırmadın? Garip bir hamleydim. Tamam gel abi. 3 büyü manası geri gelsin. Bu tur sanırım çifte bela oynayabilirim gibime gelse de mana bekletmeyi tercih ediyor olacağım. Direkt bodozlama oynamanın bir mantığı yok gibi geliyor ki ses dalgası mükemmel. Devam. Ben bu hasara okeyim kanka. 3 hasar yani. Ardından çifte bela geliyor. Bilerek yaptı ki buna arkadaşlar şey verebilsin. Artı 2 artı 2 verebilsin yine örümceklerine. Gel bakalım. 1'e 2 ve 1'e 1. Desteklendiğimde bana ve beni destekleyen dost birime artı 1 verirsin. Bir de vasıtayı öğrenci oynayalım. Büyümüz kalsın. Ruh sülüğü. Bunu öldürüp kart çektim bir daha. Pekala. Pas geçeceğim. Şimdi büyü manam kaldı ya benim. Bunu level atlatmak istemezsin kanka. Bunu level atlatırsan her tür örümcek elde edemezsin. İyi bir hamle değil. Gerçi iki tane getiriyormuş. Tamam sıkıntı yok o zaman. Bu adamın elinde bir şey olmadığını düşünüyorum. Filo Amireli Şeli geliyor. Artık can yakmaya başlayacağım gibi gözüküyor. Oy. Birikim yapsak ya. Şimdi buna artı 2 ver. Hasarı artsın. Ardından buna bir de artı 2 ver. Bunun hasarı artsın. Herkes buff alsın. Pas geç. Kaç büyü yapmış oldum? 3'e 5. Aynı zamanda aldığı için aban yenilenme ve dayanıklı kaldı. Bal kaymak. Bilsem buna verirdim. Sadece bu ikisiyle saldır. Elime geri gelecek ama 8 hasar tekte çıkacak. Derken donduran rüzgar geldi. Tamam. Sıkıntı yok. Elis'in level atlaması bu arada kendisi için iyi bir hamle değil. Açıkça söyleyeyim. Çünkü bunlara artı 2 verecek ve daha fazla örümcek diriltemeyecek arkadaşlar. Ama hepsi korkunç ve rakip çeker alıyor ki ben bunları bloklarım. Bir filo amireli şeli daha geldi. Bunu öldüreceksin de kritik seçimim var kanka benim. Bir de Namim var. Sen bunu blokladın. Sana kritik seçimle bunu verdim. Buff aldı. Elinden aldı. Gel. Bu kadar. Başka hamlem yok. Keserse diğer Nami'yi oynarım. Diğer Nami 2 mana değil mi? 3 mana. Tamam buna zaten cevap yokmuş. Şimdi rakibe sur verdirecek hamlemi geliyor. Şununla saldırabilsek güzel olurdu ya. Vallaha elde hiçbir şey de yok. Turu bitir. Aslında buna rakip çeker ve ilk dalga versem. Coşkun Vikras. Ama şimdi gelmiyor ki bu. Ama gel. Bir büyü daha. Akış bayağı fark yaratabilir. Ama bir kart daha oynarsam seviye atlayacağını düşünürsek
Kart çekmemi istemiyor. Tamam. Sanırım bu takasa sokmak zorundayız artık ya. Şimdi level atlayacak değil mi? Şimdi olayın güzelliğine iyi bakın. Elinde bir intikam daha yok. Elis'in elinden aldım. Ardından buna değil buna artı 2 verdim. Herkes buff aldı değil mi? Takasa sokacağım ama tam olarak böyle. Sokacağım kilitle. Birini ver. 8 canı kaldı. Takas bence benim yapabileceğim en mantıklı takastı arkadaşlar. Kart çekme kartım var. Sadece bu ikisiyle oyunu bitirebilirim. Yani bunu ve bunu almak zorunda şu an. Bahisleri alalım. Daha iyi bir kart olabilir miydi? Sanırım hayır. Bahisleri alalım gelsin. Burada bina elde edebilirim gibime geliyor. Bir nami daha. Şöyle yapıp bunu sanırım geri alıyor olacağım. Buza gömülmesi güzel. Filo Amireli, Shelly ve Nami'yi oynayacağım çünkü burada. Sadece iki turu var. Bununla bunu oynayamıyorsam Nami'yi oynarım. Ardından bir manaya iki mana oynayıp ardından Shelly'mi geri oynarım. Ve adamın bütün hamlesi bir tık boşa gitmiş olur. Turu bitir. Bana şu an sadece büyü gerek. Bak büyü gerek. Daha ne ki? Daha ne ki? Akış geldi değil mi? İki büyü verdi bana. Kritik seçim verdi bir de iki tane. Sen geldin. Rakibin ne yapacağına bir bakalım arkadaşlar. Bir tane kritik seçim bile vermem. Deli gibi buff vermeye başlayacak. Ha elde bir şey kalmadı o ayrı konu. Vallahi elde hiçbir şey kalmadı. Şimdi ben eğer buna artı 2 verirsem. At kanki intikamını. Tek bir büyüye daha. Bu da artı 1 verecek. Bu da yine en güçlü artı 2 artı 1 verecek. Hangi birini kesecek diyerekten. Çünkü 9 manalık kartı. Nerede o bebe? Buza gömülü gitti artık arkadaşlar. Gerçi bunu oynayamıyorum değil mi ben? 6, 5, 11 saldır. GG, VPS. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu adamlarla bilerek eşleşmiyorum. Bu adamları tanımıyorum bile. Haberiniz olsun yani. Sadece denk geliyorlar. Çok denk gelenlere de bir daha girmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.